Evet arkadaşlar, Silikon Vadisi'ne hoş geldiniz. Ben sunucunuz Dinçer Karaca. Bugün gerçekten çok heyecanlı bir ortamdan sesleniyoruz size. Çünkü birazdan Galatasaray-Fenerbahçe maçı başlayacak. Ve bu maçın farklı bir deneyimini yaşayacağız. Ama yanımızda Türkcell'in CTO'su İlker Bey var ve ona soracağımız önemli sorular var. Çünkü 4.30'ya geliyor ve bakalım nasıl geliyor. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Önümüzdeki ay diyeceğim artık. Mart'a geliyoruz çünkü. Önümüzdeki ay 4.5G ile tanışacağız. 1 Nisan'a tanışacağız. Peki ben hemen şeyi sormak istiyorum. Bugün LTE, LTE Broadcast diye bir hizmetten bahsettiniz bize. Biraz açıklar mısınız? Ne getiriyor bize? Şimdi uzun süredir Türkiye'nin gündeminde 4.5G var. 4.5G'de hep ne konuşuyoruz? Hız konuşuyoruz. Hızlı tepkime süresi diyoruz, daha yüksek kapasite diyoruz. Ama bu ne anlama geliyor? Güzel örneklerinden bir tanesini göreceğiz LTE Broadcast ile birlikte. LTE Broadcast bu güçlü şebekenin bir ek özelliği. Bugün şebekede en çok tüketilen malzeme video olmaya başladı. Evet. Çok yoğun bir şekilde video kullanılıyor. Ama her video tüketiminde her bir kullanıcı için bir kanal ayırmanız ve o şebekeden o kişiye özel yayın yapmanız gerekiyor. LTE Broadcast teknolojisiyle bir noktadan yaptığınız yayını tek bir kapasite harcayarak binlerce kullanıcıya ulaştırma şansına sahipsiniz. Bu da aslında bugünün gibi kalabalık stadyumlarda, konser alanlarında, şehrin önemli bir bölgesinde yayın yapmak istediğinizde herkese kusursuz bir müşteri deneyimi yaşatarak canlı yayın yapma teknolojisi anlamına geliyor. Bunu bireysel olarak, yani bir Türkcell kullanıcısı olarak bireysel bir hizmet olarak mı alacağız? Bu, şimdi bunun etrafında iş modelleri oluşacak. Bugün burada bir maç için bir araya geldik. Maçta burada bunu destekleyen, evet, bunu destekleyen cihaza ve uygulamaya sahip olan kişiler, mesela burada normalde canlı yayında ne vardır? Yayını pek çok kamera çeker ama reji masası bir tane kurguyla onu bize yayınlar. Oysa biz burada oturup sadece rejinin yaptığı kurguyu değil, o anda çekim yapan diğer kameraların da çektiklerini izleme şansına sahip olacağız. Bunun etrafında yeni iş modelleri doğacak. 2020 yılında 2 milyar cihazın bu teknolojiyi destekleyeceğini bekliyoruz. Bunun da etrafında da 14 milyar dolarlık bir iş ekonominin oluşacağını öngörüyoruz. Ve biz bunu kullanabiliriz. O zaman biz gazeteciler için müthiş bir şey bu. Çünkü istediğimiz yerden HD olarak ve şu kalitede bir yayın yapabileceğiz. Şu kalite diyorum çünkü şu anda arkadaşlar elimde test cihazları dağıttılar burada ve kanal kanal dolaşabiliyorum ve maçı izleyebiliyorum. Evet, siz de kanalımı değiştirdiniz. Evet, ben göremedim. Evet. Net bir şekilde ve bunu 4.5G üzerinden izliyorum değil mi? Şu anda 4.5G üzerinden izliyoruz. Bu şu anda yayınlar yayıncı kuruluşun masasına geliyor. Oradan 4 kanal bizim şebekemize geliyor ve biz bunu LTE teknolojisiyle, LTE Broadcast teknolojisiyle yayınlıyoruz. Biz şu anda tamamen mobil şebekenin yetenekleriyle izliyoruz. Peki. Şu anda potu altındayız. Süper, harika. Peki ben hemen şey söyleyeceğim. Hep hızdan konuşuluyor ya. Nedir, ne olacak bu hız? Şimdi hız... Çünkü çok spekülatif, yani kimisi 4G hızını söylüyor, kimisi 5G diyor. Çok ara bir teknoloji ya, o yüzden söylüyorum. Şimdi hızı belirleyen iki tane şey var. Bunlardan bir tanesi şebekenizin yetkinliği ve aldığınız frekanslar, ki Türkcell 4.5G ihalesinde en yüksek kapasiteyi alarak en yüksek hızı verme şeyini hakkını kazandı. Bir de cihazın yeteneği var bunu desteklemek için. Pek çok taşıyıcı birleştiren kategori 4, kategori 6, kategori 9 cihazlar var. Kategorisi yükseldikçe cihazların daha yüksek hızlara gitme şansı var. 1 Nisan tarihinde Türkcell şebekesinde bizim sahibi olduğumuz frekanslarla ticari olarak destekleyen bir grup cihaz 375 megabite kadar hız deneyimleme şansına sahip olacak. Bunlar muazzam hızlar. Düşünürseniz bugün evimizdeki... Kotalar ne olacak İlker Bey? Kotalar da hız ve kapasite arttıkça kotalar da zamanla büyüyecekler. Önümüzdeki dönemde daha yüksek kotalı paketlerimiz geliyor olacak. Peki bir sorum daha olacak. Biliyorsunuz hani Silikon Vadisi olarak Amerika'da da videolar yapıyoruz, çekimler yapıyoruz ve orada en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi orada uzun zamandır 4G kullandığım için telefonla konuşurken internetin kesiliyor olması. Yani aynı anda hem internetle dolaşıp hem aynı zamanda telefonla konuşamıyorsunuz. Burada telefonla konuşurken internet kesilecek mi? Hayır, kesilmeyecek. Biz de telefonla konuşurken internette çalışıyor olacak. Bu çok güzel bir özellik. Çünkü konuşurken bir şey anlatmak istiyorsunuz, o sırada bir şeye bakmak istiyorsunuz ve bakamıyorsunuz. Özellikle maillere. Peki son sorum. Tüm Türkiye'de 4.5G'nin yaygınlaşması size ne kadar zaman alacak?
Şimdi 1 Nisan'da biz çok güçlü bir şebekeyle çıkacağız ve çok hızlı kapsam alanımızı büyüteceğiz. Şu anda baktığımızda 3G şebekemiz, bizim 3G şebekemiz %95 nüfus kapsamasına ulaştı. Yani muazzam bir rakam. 1 Nisan'da da çok büyük bir kapsamayla başlayacağız. Hızla Türkiye'nin dört bir yanına yayacağız. Ama 1 Nisan'da 81 ilde hizmet vereceğiz. Son soru, fiyatlar değişecek mi? Fiyatlarda kapasitelerin artmasını bekliyoruz. Fiyatlarımızın daha büyümesini bekliyoruz. Peki, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, çok beni de heyecanlandıran bir zaman. Çünkü iki şekilde heyecanlıyım. Bir, bunu test ettiğim için heyecanlıyım. İki, maç için heyecanlıyım. O yüzden sizleri de daha fazla bekletmeyeyim. Biz maça gidelim. 4.30'ya yakında daha çok konuşacak şeylerimiz olacak. Bizden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.